Sende orucun vakar olmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir bin Abdullah'a şöyle buyurmuştur. Ey Cabir! Kim Ramazan ayının gündüzünde oruç tutar, gecesinin bir bölümünü ibadetle geçirir, karnını ve namusunu temiz tutar, dilini korursa şüphesiz ki bu aydan çıkınca günahlarından da çıkmış olur. Cabir şöyle arz etti. Ey Allah'ın Resulü! Bu hadis ne kadar da güzeldir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Ey Cabir! Bu şartlara riayet etmek ne kadar da zordur. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Oruç, insanın yemekten ve içmekten sakındığı gibi haramlardan da sakınmasıdır. Fatıma-tü Zehra annemiz buyurdu ki, eğer oruçlu kimse kulağını, gözünü ve organlarını korumazsa orucu ne işe yarar? İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Oruç tuttuğunda kulağına ve gözüne de oruç tuttur. Tüm organlarını ve endamını çirkinlikten, çok konuşmaktan ve hizmetçine eziyet etmekten alıkoy. Sende oruç tutan kimsenin vakarı olmalı ve gücün yettiğince Allah'ın zikri dışında suskun kalmalısın. Oruçlu olduğun gün ile oruçlu olmadığın gün eşit olmamalıdır. Allah'ın sevgilisi oruçlu haliyle cariyesine söven kadına şöyle buyurdu. Nasıl oruçlusun ki cariyene sövüyorsun? Oruç sadece yemekten ve içmekten sakınmak değildir. Allah orucu bu ikisinin yanı sıra orucu etkisiz kılan çirkin iş ve sözlere engel olsun diye takdir etmiştir. Ne yazık ki oruç tutanlar çok azdır ve açlık çekenler ise çoktur. Yine Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyurdu. Her kim endamını ve organlarını haramlarımdan oruçlu tutmazsa, benim için yemekten ve içmekten sakınmasına ne ihtiyacım var? Muhammed bin Müslim şöyle diyor. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Oruç tuttuğunda kulağın, gözün, saçın ve derin de oruç tutmalıdır. İmam başka organları da saydı ve şöyle buyurdu. Oruçlu olduğun gün ile oruçlu olmadığın gün eşit olmasın. İmam Seccad aleyhisselam Ramazan ayı geldiğinde yaptığı duasında şöyle buyurdu. Uzuvlarımızı günahlardan koruyup seni hoşnut eden işleri işleterek bizi bu ayda oruç tutmaya muvaffak et. Öyle olsun ki kulaklarımızla boş şeyler dinlemeyelim. Gözlerimizi eğlenceye dikmeyelim. Ellerimizi sakıncalı bir şeye uzatmayalım. Ayaklarımızı harama açtırmayalım. Karnımıza helallerinden başkası girmesin. Dilimiz senin açıkladığından başkasını konuşmasın. Bizi sevabına yaklaştıracak amelden başkası için zahmete düşmeyelim. Azabından koruyacak amelden başkasını yerine getirmeyelim.